Merhaba arkadaşlar. Can Yoldaşım dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Suraj ve Sandıya yemek yarışmasına katılmak için yola çıkarlar. İkili bu yolculukta yine enteresan olaylar karşılar. Bu olaylardan ilki bir grup erkeğin kadınları rahatsız etmesidir. Sandıya bu erkeklere ders vermek için minik bir oyun yapar. İçlerinden birinin kardeşinin kafasını kapatıp oradan geçirir. Adamlar kızı rahatsız ederken kız kafasındaki şalı çıkarır. Kendi kardeşini sarkıntılık ettiğini gören adam kala kalır. Sandıya böylelikle adama empati yapmayı göstermiş ve onun yaptığı yanlışı anlamasını sağlamıştır. Bravo Sandıyacığım. İkinci olay ise Suraj'ın denetim memurlarından biriyle karşılaşması olur. Memur Suraj'a dükkanın belgelerini geri verir. Rüşvetçi memur hakkında işlem yapıldığını söyler. Ona rüşvet vermedikleri için de tebrik eder. Suraj burada Sandıya'nın ne kadar doğru hareket yaptığını bir kez daha görmüş olur. İnşallah gözlerin açılır Suraj. Bu iki haberden sonra ikili yarışma alanına gider. Yarışma için hazırdırlar. Sandıya diğer kadınlarla beraber tezgahın başına geçer. Yarışma ilk yemekte başlar. Sandıya için işler ilk dakikadan sarpa sarar. Tüpü ocağı bir türlü bağlayamaz. Bu esnada Suraj sinirle bağırıp ona yardım etmeye çalışır. Sandıya ocağı çalıştırana kadar diğer kadınlar işlerini yarılamışlardır bile. Ah Sandıya, ah! Sandıya tüm aksiliklere rağmen toparlanmayı başarır. Suraj'ın ona öğrettiklerini hatırlayarak o da yemeğini pişirmeye başlar. Suraj yan taraftan Sandıya'ya baskı yapar. Sandıya'nın eli ayağına dolaşır. Parmağını yakar. Sandıya pişirme işlemi yaparken sürenin artık zil çalar ve jüri kontrolü başlar. Jüri sırayla tüm tezgahlara gelip tadım yapar. Sandıya'nın tezgahına gelirler. Ancak Sandıya yemek çıkarmayı başaramamıştır. Sandıya'nın bu başarısızlığı Suraj'ı çok kızdırır. Diğer kaynanalar da Sandıya ile dalga geçince Suraj iyice coşar. Sandıya'nın elinin yaralı olmasını gördüğü halde kızı orada bırakıp gider. Ah Suraj, hiç sana yakıştı mı bu hareket? Ne olacak sanki kaybettiyse? Suraj'ın bu hareketi herkesi tabii ki şaşırtır. Diğer kadınlar Sandıya'yı eve bırakmayı teklif eder. Ancak Sandıya cevap vermez ve eşyalarını toplayıp eve doğru yol alır. Dışarıda bunlar olurken ev halkı ise merakla Suraj ve Sandıya'yı bekliyordur. Yemek yarışmasının nasıl sonuçlandığını düşünürler. Ev halkı merakla beklerken Suraj eve gelir. Çaturi yarışmayı kimin kazandığını sorar. Suraj cevap vermezken Santoş da merak eder. Ancak Suraj sinirli ve gergin duruşundan başka bir şey yapmıyordur. Bu sessizliği yarışmadaki kadınlardan birinin konağa gelişi bozar. Kadın yarışmada olanları tek tek anlatır. Suraj'ın yaptığı kabalıkları, Sandıya'nın elinin yanmasına rağmen onu bırakıp gittiğini, Sandıya'nın yanık elle eşyaları taşıyıp yola düştüğünü söyler. Santoş oğlunun tüm bu yaptıkları karşısında şok olur. Sandıya'nın iyi yemek yapmadığı için kazanamaması onları şaşırtmamıştır. Ancak Suraj'ın tüm bu hareketleri herkesi şok eder. Santoş geçmişte Suraj'ın elini kanatarak Sandıya'yı ödül törenine götürdüğünün, şimdi ise tam tersi birine nasıl dönüştüğünü sorar. Ancak Suraj'dan hiçbir cevap alamaz. Diğer yandan Sandıya da konağa yürüyordur. Aklında ise tüm yaşananlar vardır. Suraj'ın ona yaptığı tüm kötü hareketleri hatırlar. Konakta ise Arun oğlunun yanına giderek ona neler olduğunu anlamaya çalışır. Suraj ona bir cevap vermek istemese de Arun oğlunun içini dökmesini sağlar. Suraj gözyaşları içinde ona yaşadıklarını anlatır. Sandıya eve geldiğinde ise Santoş ona ne olduğunu sorar. Oğlunun bu değişiminden Sandıya'yı sorumlu tutar. Suraj'a bu deni değiştirecek ne yaptın der. Sandıya ise ne yaptığını bir türlü bilmiyordur. Santoş'un bu sözlerinden sonra Sandıya Suraj'a tekrar yakınlaşmak ister. Ne olduğunu anlamaya çalışır. Ancak Suraj yine iğneleyici sözlerle onu kendinden uzaklaştırır. Bu durumun çıkmaza girdiğini gören Santoş da ikiliyi bir araya getirmek için çabalar. Videom burada sona erdi. Daha detaylı özet için dizi haber dünyasını takip edebilirsiniz. Videomu beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.